Evet, e, bu testimiz Türk Dış Politikasından e, bir test. Bakalım sorumuz ne diyor? Yeni kurulan Türk Devleti, yeni kurulan Türk Devleti milli bir dış politika benimsemiştir. Bu doğrultuda devletin güvenliğini ve çıkarlarını korumaya çalışan yeni Türk Devleti başka milletlerin aleyhine çalışmalar yapmamıştır yukarıdaki bilgilere bakılarak yeni Türk devletinin izlediği temel politika aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Ekonomik kalkınmaya öncelik vermek bu dış politikayla alakalı değil daha çok iç politikayla alakalı bir durumdur. B. Layıklık olgusunu tam anlamıyla uygulamak bu da daha çok iç politikayla alakalı bir durumdur. C. Evet. E, dış politikada barışçı bir politika izlemek. Evet, yurtta sul ve cihanda sul ilkesi bu dönemde özellikle Türk dış politikasının temel ilkesi olmuş ve barışçı bir politika izlenmiştir. O nedenle C seçeneği doğru cevaptır. D çıkarları için gizli antlaşmalar yapmak hayır, e, tam tersine e, gizli antlaşmalardan geçmişte çok çekmiş olan bir e, millet olduğumuz için bunlara da karşıdır. Açık diplomasiden yanadır. E sadece bölgesel işbirliğine girmek hayır. Sadece bölgesel işbirliğine değil e, uluslararası işbirliğine de her zaman yeni kurulan Türk devleti taraf olmuş. Mesela 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. Atatürk bir Fransız yazara verdiği demekte Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü Avrupa ile bağlarını kestiği anda başladığını söylemiştir. Buna göre Atatürk dönemi Türk dış politikasına bakıldığında aşağıdaki uygulamalardan hangisinin görülmesi beklenmez? Evet, Atatürk dönemi Türk dış politikasında Milletler Cemiyeti'ne üye olması Türkiye'nin 1938'de 32'de evet, bunun görülmesi beklenebilir. Eee Dünya barışına e, katkıda bulunmak için Türkiye izlemiş olduğu barışçı politikanın sonucunda e, davet edilmiş ve Türkiye'de Milletler Cemiyeti'nin üye olmuştu. B. Balkan antantının imzalanması böylece Türkiye batı sınırının güvence altına almış. Dolayısıyla bunu da görülmesi beklenebilir. C. Sovyet Rusya ile ticaret ve Seyri Sefa'yın antlaşmasının yapılması. Evet bu da aynı şekilde görülmüştür. E, bölge barışına katkıda bulunmak için yaptığı bir antlaşmadır. D. İngiltere Kralı Edward ile Mustafa Kemal'in İstanbul'da görüşmesi. Bu da gene iki ülke arasındaki barışa hizmet eden ve sorunları diplomatik yollardan çözmeyi amaçlayan bir görüşmedir. Dolayısıyla bunun da görülmesi beklenebilir. E. Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu bu dönemde Atatürk döneminde değil, daha sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik başvurusu 1950'li e, yıllardan sonra ortaya çıkan bir gelişmedir. O nedenle E seçeneği doğru cevaptır. Atatürk dönemi Türk dış politikası iki döneme ayrılır. Birinci dönem 1923, evet 1923-1932 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. İkinci dönem 1932-1939 yılları arasını kapsar ve bu dönemde İkinci Dünya Savaşı öncesinde yani yaklaşan İkinci Dünya Savaşı öncesinde savunma amaçlı politikalar izlenmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir. Evet A. Birinci dönem Musul sorunu doğru. İkinci dönem milletler cemiyetine giriş. Doğru. B. Birinci dönem nüfus mübadelesi Yunanistan'la. Doğru. İkinci dönem Balkan Antantı. Evet Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı'nın imzalanması. Doğru. C. Birinci dönem yabancı okullar sorunu. Evet ve ikinci dönem Sadabat Paktı. Sadabat Paktı da özellikle Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmış ikinci dönemdeki gelişmelerden birisidir. Doğru. D. Möntre Boğazlar Sözleşmesi birinci dönem. Hayır. Möntre Boğazlar Sözleşmesi birinci dönemde değil, e, ikinci dönemde gerçekleşmiş bir gelişmedir. Dolayısıyla e, 1936'da gerçekleştiği için bu ikinci dönem. Biryan Kellogg Paktı da Aynı şekilde ikinci dönemde değil bu da bir antikel paktı da birinci dünya savaşı sonrasında e, barışı e, sağlamaya yönelik e, barışı sürdürmeye yönelik girişimlerden birisiydi. E, dolayısıyla e, bunu söyleyemeyiz. e Dış borçlar evet birinci dönemde özellikle e, Türk dış politikasını meşgul eden konulardan birisiydi. E, Hatay meselesi de ikinci dönemin e, meseleler içerisinde yer almaktadır. Bu durumda evet hangisinin yanlış olduğu söylenebilir dediğine göre D seçeneği doğuracaktır. Yeni Türk Devleti'ni dış politika e, konusunda en çok uğraştıran sorunlardan biri de Musul meselesidir. Her türlü girişime rağmen bir sonuç alınamayınca Musul için bir ordu hazırlanmıştır. Ancak o sırada çıkan bir isyan yüzünden Musul'a girilememiştir. Musul'un alınamamasına engel olan isyan aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu isyan aynı zamanda Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişin birinci denemesinin de başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan Şeyh Said isyanıdır. Evet Şeyh Said isyanı Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak bu isyan e, alınan önlemlerin de etkisiyle bastırılmış ancak Türkiye Musul için hazırlamış or olduğu orduyu şehvet isyanı üzerinde harcadığı için Musul meselesi 1926 Ankara Antlaşmasıyla e, Türkiye'nin aleyhine e, sonuçlanmıştır e, ve aynı zamanda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da e, özellikle bu isyanda rolü olduğu gerekçesiyle e, takrir sükun kanununa dayanarak kapatılmıştır. Böylece Türkiye'de çok parti siyasi hayata geçişin birinci denemesi de başarısız sonuçlanmıştır. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Çelebi Mehmet döneminde çıkan bir isyandı. E, Derviş Mehmet isyanı bu da e, daha sonra e, Kubilay hadisesi 1930'da Derviş Mehmet ve arkadaşları din elden gidiyor sloganıyla ayaklanmışlar ve Asteğmen Kübüla'yı şehit etmişlerdi. E, bu da Türkiye'de e, cumhuriyet rejimine layık cumhuriyet rejimine karşı çıkmış olan işte e, ikinci e, isyandı. Menemen olayda aslında işte bu Derviş Mehmet ve arkadaşların çıkartmış olduğu isyandı. Ve Şeyh Esref isyanı ise e, Tebme'ye karşı doğuda çıkmış olan ilk temme döneminde tebimeye karşı çıkmış olan isyanlar arasında yer almaktadır. Şeyh Eşref Cemil Çeto isyanı gibi isyanlar, Türkiye Büyük Millet karşı çıkan isyanlardır. Bu durumda A seçeneği doğru cevaptır. Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da çözülemeyen Musul sorununu 1924'te İngiltere ile Haliç Konferansı'nda çözmeye çalışmıştır ancak... Sorun çözülemeyince konu Milletler Cemiyeti'ne taşınmıştır. Çünkü Lozan'da alınan karar gereği Musul meselesi vakit kaybetmemek için taraflar arasındaki ikili görüşmelere bırakılmış ve 1924'te yapılan bu görüşmelerle de bir netice alınamamıştır. Daha sonra Türkiye'de konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürmüştür. Yukarıdaki bilgiler, yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Yeni Türk Devleti'nin nasıl bir dış politika izlediği söylenebilir? A. Yayılmacı bir politika izlemiştir. Hayır, tam tersine yurtta sulh ve cihanda sul politikası takip edilmiş. Dolayısıyla yayılmacı bir politika e, izlenmemiştir. B. Sorunları barış yoluyla çözmeye çalışmıştır. Evet, neydi temellike? Yurtta sulh ve cihanda sul barış ilkesi. Evet, sorunları barışçıl yollarla çözmeye çalışmıştır. Buna ulaşabiliriz. C. Uzlaşmaz bir tutum takılmıştır. Hayır. Uzlaşmaz bir tutum takılmış olsaydı taraflarla müzakere masasına dahi oturmazdı. D. Ulusal egemenliğini sağlamaya çalışmıştır. Burada söz konusu olan ulusal egemenliği sağlama yönelik bir çalışma değil. E, Misak-ı milliği gerçekleştirmeye onu sağlamaya yönelik bir çalışmadır. E. Lozan'dan kalan sorunlar çözülmüştür. Hayır burada Musul meselesi çözülemedi. Çözülemediği için milletler cemiyetine taşınmıştır. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. 1926'da Midilli Adası'nın yaklaşık 5 mil açığında Fransız gemisi Lotus ile Türk gemisi Bozkurt çarpışmış ve Bozkurt batmış. Can kayıpları yaşanmıştır. Lotus yoluna devam ederek İstanbul'a gelmiş ve Türk adli makamları tedbirsizlik ve ihmal yüzünden Lotus kaptanlarını tutuklamıştır. Fransa olayın açık denizde olduğunu söylemiş ve konuyu Adalet Divanı'na taşımıştır. Birleşmiş Milletler'in pardon Milletler Cemiyeti'nin Adalet Divanı taşımıştır. Adalet Divanı ise Türkiye'yi haklı bulmuştur verilen bilgilere bakıldığında yeni Türk Devleti'nin dış politikası hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Ekonomik bağımsızlık sağlanmaya çalışılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılmasında vesaire evet bunu söyleyebiliriz. Ancak burada Moskurt Lutus davasından buna, ulaşa, buna ulaşamayız. B. Ege'deki kıta sahanı sorunu çözülmüştür. Hayır. Ee, buna da e, verilen e, soru e, metinden ulaşamayız. C. Dış politika hukuka bağlılık önemsenmiştir. Evet sonuç itibariyle burada yaşanan bir gemi kazası var ve e, Türk makamları buradaki Fransız gemisi e, Lotus'u e, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden Lotus kaptanlarını tutuklamış olması ve daha sonra e, bu meselenin adalet divana götürülmesi ve Adalet Divanı'nda Türkiye'yi haklı bulması, evet dış politikada Türkiye'nin hukuka bağlılığını, bağlılık ikisini önemsemiştir. Buna ulaşabiliriz. D. Türkiye Ege Adaları'nda hak iddia etmiştir. Hayır, Ege Adaları'nda değil. Sadece burada Ege Denizi'nde eee Midilli Adası'nın açıklarında yapılan bir kazadan söz ediliyor. Adaları e, da hak iddia ettiğine dair bir bilgi yer almamıştır. Ve E. Türkiye ırkçı bir tutum sergilemiştir. Hayır, Türkiye her zaman ırkçılığa karşı olmuştur. E, dolayısıyla C seçeneği doğru cevaptır. Nüfus mübadelesi sırasında Yunanistan etabli kelimesini farklı yorumlayarak İstanbul'da olabildiğince fazla Rum bırakmayı amaçlamıştır. Evet nüfus mübadelesi konusu Lozan'da Türkiye ile e, Yunanistan arasında e, konuşulan konulardan birisiydi. Yunanistan e, Anadolu'da yaşayan e, Türkler ile Yunanistan'da yaşayan Türklerin karşılıklı olarak değiştirilmesi. Ancak İstanbul Rumları ile Batırakiya Türklerin bundan muaf tutulması kararlaştırılmıştı. İşte e, bu süreçte Yunanistan'ın İstanbul'da e, olabildiğince fazla Rum nüfusunu bırakmak istemesi nüfus mübadelesi sorunun yaşanmasına neden olmuştu. Daha sonra bu sorun e, Venizelos'un 1930'da Türkiye ziyaretiyle birlikte çözüme kavuşturulmuş idi. Evet işte bu çözüme kavuşturmadan önceki süreçte Yunanistan'ın İstanbul'da olabildiğince fazla Rum bırakmayı amaçlaması evet buna göre buna göre Yunanistan'ın gibi amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir. Bir Türkiye ile dostluk ilişkilerini geliştirmek çok daha dostane ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğunu söyleyemeyiz fazla nüfus Rum nüfusunu bırakmak istemesi taraflar arasında anlaşmazlığa neden olmuş bir krizin çıkmasına neden olmuştur. 2. Türkiye'nin içlerine karışmak. Evet, burada daha fazla Rum nüfusu bırakmakla amacı Türkiye'nin içlerine karışmaktı. Çünkü 19. yüzyılda Avrupa devletlerinde Osmanlı devletinin en fazla içlerine karıştığı konu azınlık hakları meselesi olmuştur. 3. bir son göre İstanbul'u almak hayır böyle bir şey söz konusu olamaz. E, bu durumda yalnız 2 B seçeneği doğru cevaptır. 1930'lu yıllardan itibaren Türk Yunan ilişkilerinin gelişmesi gibi durumlardan hangilerine hazırlık olmuştur? Evet 1930'lu yıllardan itibaren Türk Yunan ilişkilerinin gelişmesinde özellikle Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Türkiye'yi ziyaret etmesi bir milat olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu gelişme yani ilişkilerin gelişmesi bir Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesine evet hazırlık olmuştur. Çünkü Türkiye Milletler Cemiyeti'ne girerken e, Yunanistan'ın desteğiyle e, Milletler Cemiyeti'ne girmişti 1932'de. İki Sadabat Paktı'nın yapılması Sadabat Paktı Türkiye'nin doğu sınırlarıyla alakalı bir paktır. Türkiye İran Irak ve Afganistan arasında yapılan bir pakt olduğu için Yunanistan bunda herhangi bir dahili söz konusu değildir 3 Balkan Antant'ının imzalanması Evet 1934'te Türkiye Yunanistan e, e, Romanya arasında Türkiye Yunanistan Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antant'ının imzalanması Evet buna e, bu Türk Yunan ilişkilerindeki gelişmeler, e buna da ortam hazırladığı söylenebilir. Balkan Antant'ın imzalanması ile birlikte Türkiye batı sınırlarını güvence altına almış idi. Evet bu durumda 1 ve 3 C seçeneği doğru cevaptır. Nüfus mübadelesine göre Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin yer değiştirmesi kararlaştırılmıştır. Ancak İstanbul'daki Rumlar ile Batıra Türkler mübadele dışı tutulmuştur. Niye? Çünkü burada e, nüfus ve e, mal yoğunluğu fazla olduğundan dolayı bunlar mübadele dışı tutulmuştur. Buna göre, evet buna göre Türkiye ile Yunanistan arasında aşağıdaki sorunların hangisi ortaya çıkmıştır? E, bu sınır sorunu değil, Kıbrıs sorunu ayrı bir konu. E, 1954'ten sonra ortaya çıkan bir sorundur ama buna bağlı ortaya çıkan bir gelişme değildir. Fıratlı sorunu hava sahasıyla alakalı 11 Yunanistan'ın hava sahasını 11'e çıkartmak istemesiyle ilgili bir sorundur ama doğrudan bu nüfus mübadelesine dayanan bir sorun değildir. Yabancı okullar sorunu da gene buradaki nüfus mübadelesine ilişkili olan bir sorun değildir. Azınlık sorunu. Evet, sonuç itibariyle Batı Türkleri Yunanistan'a kaldığı için onlar orada azınlık durumuna düşmüş ve İstanbul'da yaşayan Rumlar da Türkiye'de azınlık durumuna düşmüştür. Dolayısıyla azınlık sorunu denilen e, sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda E seçeneği doğru cevaptır. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve Türk müfettişler tarafından denetlenmesi dış politikada hangi soruna neden olmuştur? Evet 3 Mart 1924'te çıkartılan tevhid tedisat yasasıyla Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış Lozan Antlaşması'ndaki alınan karar doğrultusunda. E, ancak bazı yabancı okullar bu okullarda Türk öğretmenlerin görev yapmasını, ve bu okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesini kabul etmemişlerdir. Bunun üzerine yönetmelikleri uymayan okulları e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapattığını, Milli Eğitim Bakanlığı kapattığını ilan etmiş. Okulları kapatılan ülkeler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda Dışişleri Bakanları vasıtasıyla görüşme talebinde bulunmuşlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bu meseleyi bir iç sorun olarak gördüğü için bu konuda hiçbir devletle görüşmeyi kabul etmemişlerdir. Evet, böylece... Ee, bu yabancı okullar sorunu e, Türkiye'nin egemenlik haklarına uygun olarak çözüme kavuşturulmuş idi. Özellikle bu yabancı okullar konusunda Fransa ve Papalığa ait okullarda sorun çıkmış ama e, bu sorun tamamen Türkiye'nin egemenlik haklarına uygun olarak çözümlenmiştir. Duyununmeyen kurulması, bu 1881'de Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödemeye yönelik kurulmuş olan bir kuruldu. Lozan'da kaldırılmıştır. Balkan Antantı'nın uygulanamamasına, Balkan Antantı, evet e, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Rumanya arasında kurulmuş ama İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Balkan Antantı uygulanamamış idi. Nüfus mübadelesinin başarısız olmasına, hayır nüfus mübadelesi başarısız olmadı. E, Anadolu'daki Rumlar ile e, Yunanistan'daki... Türkler karşılık olarak yer değiştirmiştir. E patrikhane sorunun ortaya çıkmasına? Hayır. E, tevhid tesisat yasasıyla e, patrikhane sorunun arasında herhangi bir ilişki yoktur. E, Türkiye'de medeni kanun kabulünden sonra da patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de ellerinden alınmıştır. Evet bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Milletler Cemiyeti kurulduktan kısa bir süre sonra büyük devletlerin etkisi altında kalmış, özellikle İngiltere ve Fransa'nın etkisi altında kalmış ve taraflı kararlar almıştır. Örneğin Musul meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin aleyhine kararlar almış, hatta Hakkari'de tartışmalı bölge ilan ederek e, Türk tarafına e, hastalığı e, yani ölümü göstererek sıtmayı göstererek hastalığa razı etmeye kalkmıştır. Buna rağmen buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Evet, baktığımızda bölgesel barış değil misakı milliye doğrudan önem verdiğini buradan ulaşamayız. Ekonomik bağımsızlık elbette önem verir ama verilen metinden buna ulaşamayız. D uluslararası evet barışa önem verdiği için Türkiye Milletler Cemiyetine üye olmuştur. Ve ulusal egemenlik önem verdiğini söyleyebilir miyiz Milletler Cemiyetine üye olmasıyla hayır ulusal egemenlikle de bir ilişkisi bunun yoktur. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Türkiye Cumhuriyeti Fransa'nın tüm girişimlerine rağmen yabancı okullar sorununu dış politikada görüşmeyi reddetmiştir. Çünkü Tevhid Tedisat Kanunu kabulünden sonra bütün e, Türkiye'deki okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve bu okulların e, Türkçe ve tarih dersi gibi kültür derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kabul edilmiş idi. Ancak Fransa ve Papalığa ait okullar bu okullarda Türk öğretmenlerin görev yapmasını ve bu okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesini e, reddetmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti e, yönetmeliklere uymayan okulları kapatmış. Okulları kapatılan Fransa bu konuda e, Türkiye Cumhuriyeti ile e, bu konuyu e, Türkiye'deki büyük elçilikleri vasıtasıyla e, görüşme talebinde bulmuşlar Dışişleri Bakanlığı'nda. Ancak Dışişleri Bakanlığı e, bu görüşmeyi reddetmiştir. Evet. Buna göre, buna göre Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisini ön planda tutmuştur? A. Laik devlet anlayışı. Hayır. Burada layık devlet anlayışının ön planda tutulduğunu söyleyemeyiz. Misak-ı milli kararlarıyla onu da e, bunun ön planda tuttuğunu söyleyemeyiz. Ulusal egemenlik yönetim sistemiyle ilgili daha çok ulusal egemenlik bunu da daha çok e, ön plana tuttuğunu söyleyemeyiz. Ve uluslararası barış tabii ki önemli. Ancak burada uluslararası bir barıştan ziyade kendi iç politikasındaki bir gelişmeden söz ediyoruz. Yabancı okullar meselesi Türkiye'nin bir dış politika konusundan ziyade daha çok kendi bir iç sorun olarak görmüş ve buna göre meseleyi çözüm getirmiş idi. E bağımsız devlet anlayış. Evet buna Türkiye önem verdiği için, büyük önem verdiği için bu konuda yabancı okullar konusunda değil Fransa ile hiçbir devletle görüşmeyi kabul etmemiştir. Bu durumda e seçeneği doğru cevaptır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Evet, Türkiye Cumhuriyeti aslında Milletler Cemiyeti'ne mesafeliydi. Niye? Çünkü cemiyet kuruluşundan kısa bir süre sonra İngiltere ve Fransa'nın güdümünde kalmış ve ee, zaman zaman dış politikada Türkiye'nin aleyhine kararlar almış idi. Ee, buna rağmen 1930'lardan itibaren devlet arası işbirliğinin e, ön plana çıkması ve yaklaşan 2. dünya savaşı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devleti de e, dış politikada barış taraftarı olduğunu ortaya koymak için işte bir takım uluslararası teşkilatlara üye olmuştur. Bunlardan en önemlisi de Milletler Cemiyetine 1932'de üye olması idi. Evet. Demek ki Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Bakalım. A. Devletler arası bloklaşmanın başlaması. Bu e, Türkiye'nin e, Milletler Cemiyeti'ne üye olmasının bir sonucu değil. Sanayi klabından sonra devletler arasında ham madde ve pazar rekabeti beraberinde bloklaşma ve silahlanma yarışına neden olan gelişmidir. B. Sınır sorunlarının çözülmesine. Hayır, Türkiye Milletler cemiyetine üye olduğu için sınır sorunları çözülmedi. Genelde işte askeri e, alanda kazandığı başarılar sonrasında imzalanan antlaşmalarla sınır sorunları çözülmüş idi. C yayılmacı devletlerin durdurulmasını da doğrudan Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne e, üye olması, Milletler Cemiyeti'nin üye olması buna bir çözüm olmuş mudur? Hayır. Ama uluslararası alanda saygınlık kazanılmasına Evet neden olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle izlediği dış politikadaki barışçıl yaklaşım, yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesi buna neden olduğunu söyleyebiliriz. E, e mübadele, e, evet nüfus mübadelesi sorunun çözülmesi, hayır buna da nüfus mübadelesi, evet nüfus mübadelesi sorunun e, çözülmesine de doğrudan neden olduğunu e, söyleyemeyiz. Evet. Ee, onun için bunu da eledik. Geriye ne kalmış oldu? Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 1934 yılında Balkan Antantını imzalayarak evet Balkan Antantını imzalayarak Alman, İtalyan ve Bulgar tehlikesine karşı sınır güvenliklerini sağlamaya çalışmıştır. Buna göre Türkiye'nin dış politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet. Türkiye'nin Balkan Antant'ının imzalaması ve batı e, sınırlarını güvenlik altına almaya çalışması. A bölgesel barışı sağlamaya çalışmıştır. Evet Türkiye bu o, anlaşmanın imzalanmasına Yunanistan'la birlikte öncülük etmiş. Böylece bölgesel barışı sağlamaya çalışmıştır. Evet bunu diyebiliriz. B. Misak-ı milli düşüncesinden taviz vermemiştir. Hayır, e, metinden buna ulaşamayız. Batı sınırlarını güvence altına almaya yönelik bir anlaşmaya öncülük yapmış. C. Ekonomik bağımsızlığa önem vermiştir. Bunun ekonomik bağımsızlığa da doğrudan ilişkili olduğunu söyleyemeyiz. Dış politikada sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bir antlaşma. D. İçlerine karışılmasına engel olmuştur. Hayır, sadece Balkan Antantı'ndan böyle bir sonuç çıkartamayız. Ve sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. Hayır, sınırlarını genişletmeyi değil, güvenlik altına almaya çalışmıştır. Yani genişletme e, yayılmacı bir politika yoktur. Yurtta sul ve cihanda sul politikasını temel ilke olarak benimsemiştir. Bu durumda A seçeneği doğru cevaptır. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 devlet Balkan ülkesi Balkan Antant'ın imzalayarak dış tehlikelere karşı ortak hareket etmeyi amaçlamıştır. Evet Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında bu Balkan Antantı imzalanmış 1934 yılında. Ancak belli bir süre sonra Balkan Antantı geçerliğini yitirmiştir. Balkan Antantı'nın Geçerliliğini yitirmesine neden olan e, olay aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması. Bu 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'nın e, giriştiği bir e, saldırıydı. Bir yönüyle artık onun da yayılmacı bir politika içerisine girdiğinin bir kanıtıdır. B) Yabancı okullar sorunun yaşanması. Bu daha çok Fransa ve Papalık ile Türkiye Büyük ne, e, Türkiye arasında yaşanmış. Ee, ve e, bu sorunda Türkiye'nin e, egemenlik haklarına uygun bir şekilde çözümlenmiş idi. C. Kıbrıs sorununun ortaya çıkması. Hayır, Balkan Antantı ile Kıbrıs sorununun ortaya çıkması arasında da bir ilişki yoktur. Ee, evet. Ve D. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Evet. 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine e, maalesef Balkan Antantı geçerliliğini yitirmiştir. Ve e, böylece e, bu Balkan ülkelerinde bir kısmı 2. Dünya Savaşı'nda doğrudan savaşın içerisinde yer alırken Türkiye Cumhuriyeti ise 2. Dünya Savaşı'nda e, izlediği e, dış politika sayesinde tarafsız kalmayı 2. Dünya Savaşı'nda başarabilmiştir. E nüfus mübadelesindeki etabli sorunu da e, Balkan antantının geçerliliğini yitirmesiyle arada bir ilişki söz konusu değildir. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır.